Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 175. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün uzaklardan yine bir konuğumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde halen ikinci doktorasını yapmakta olan Doktor Rıza Yıldırım'la bugün bir yayınımız olacak. Kitabı üzerine bir yayın yapacağız. Bu kitabı Ozan şimdi birazdan size gösterecek. Bu kitap üzerine bir yayın yapacağız ama kitabı biz okurken şöyle bir karara vardık. Ya bu kitap bir yayında bitmez çünkü konu çok çetrefilli ve dallanıp budaklanan bir konu ve gerçekten hacimli bir çalışma. Bu çalışma Bilkent Üniversitesi'ndeki birinci doktorası, değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum. Evet, İlk birinci doktora. Bilkent Üniversitesi'nde yapmış olduğu birinci doktorasının kitaplaşmış hali diyelim. Bu çalışma üzerine biz bir yayın yapmak istedik ve bu yayını duyurduğumuz zaman çok ilginç tepkiler aldık. Hem belki konunun güncelliği diyelim veya işte popülerliği olabilir, bilemiyorum ama çok ilginç tepkiler aldık. Bu açıdan ilginç ve güzel bir yayın olacağını düşünüyoruz. Bu yayında bize destek olan Kur'an kitabı da başlamadan tekrar bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet hocam, lütfedip katıldınız, sağ olun. Şimdi sizin kitabınızın giriş bölümünde kendi çocukluğunuzdan bahsediyorsunuz. Tokat'ın bir köyünde veya kasabasındaki çocukluğunuzdan bahsediyorsunuz ve o çocukluk günlerinizdeki anılarınızın sizin hayatınızı nasıl etkilediğinden bahsediyorsunuz. Fizikte lisans yaptıktan sonra da tarihte yüksek lisans ve doktora yapmanızın sebeplerinden birisi. İlginç bir hikaye. Ve bu Alevilik çalışmaları konusundaki yapmış olduğunuz, yani sizi etkileyen o çocukluk anılarınızdan bahsetmişsiniz. Ben şimdi yani burada onlara çok fazla girmeyeceğim ama kitabınızın ilk bölümü çok ilginç. Bir antropolojik çalışma var orada ve bu Türkiye'deki, daha doğrusu bu coğrafyadaki diyelim, Aleviliğin antropolojik temellerine şey yapmışsınız, anlatmaya çalışmışsınız ve kitabınızda da bir soru sormuşsunuz. Peki Alevilik nedir? Hocam isterseniz buradan başlayalım. Bu Alevilik nedir meselesi üzerinden bir giriş yapalım. Buyurun. Valla sizde yani cevabı en zor olan, hatta cevabı belki de tam olarak hala benim için olmayan soruyla başladınız. Orada da ifade etmeye çalıştığım gibi bu sorunun cevabını hala arıyorum. Tabii ki cevabın içeriğini dolduracak birçok bilgi oluştu ama eskilerin tabiriyle efradını cami, ayyarını mani bir tanım hala kafamda net değil. Bunun sebebi şu: aslında şöyle söyleyeyim, yani kafamda net aslında ama bunu kelimelerle, kavramlarla, dille ifade etmek o kadar kolay değil. Birkaç tane sebebi var bunun. Birisi Alevilik dediğimiz kavram birçok boyut içeriyor. Dini boyutu var, sosyolojik boyutu var, antropolojik boyutu var, etnik boyutu var. Bu bir kere kompleks bu anlamda. İkincisi, tarihsel süreç içerisinde dinamik. Sürekli değişip dönüşüyor, gelişiyor. Dolayısıyla bütün zamanlarda geçerli bir Alevilikten bahsetmek mümkün değil. Alevilik dediğimizde hangi zamandan bahsettiğimizi belirlememiz ve hangi coğrafyadan bahsettiğimizi de belirlememiz gerekiyor. Bunun doğurduğu başka komplikasyonlar var. Mesela Orta Çağ'dan bahsedecek olursak, 13-14. Yüzyıla gideceksek, Alevi terimi başlı başına zaten sorunlu.
Yani bu terimi kullanmamamız lazım. Başka kavramlar var, başka terimler var o zamanki toplulukları ifade eden. Bu işin bir boyutu. İkincisi, bu gelenek biraz kendine has, belli bir noktadan sonra da tarih içerisinde şehir merkezleriyle ve siyasi otoritelerin egemen olduğu merkezi bölgelerle ilişkisi zayıf, daha çok kırsalda ve kendi iç dünyasında gelişmiş bir gelenek. Dolayısıyla kavramları, terimleri kendi iç sistematiğinde bir bütünlük arz etse de, tutarlı olsa da, bunu hepimizin anlayabileceği ortak dile aktarmak o kadar kolay değil. Yani demek istediğim şu: Aleviliği anlarken ve anlatırken kullandığımız Türkçe'de, İngilizce'de veya başka bir dilde ki kavramlar dışarıdan bakarak üretilen kavramlar. Alevi geleneğinin kendi içinde yüzyıllar boyunca gelişmiş kavramlar değil. Bu da başka bir problem oluşturuyor. Tabii bu belli bir noktada anlamanızı sağlıyor ama tamamen kavramaya engel oluyor çünkü nüansları kaybediyor. Sonra içerisinde çok fazla unsur var. Yani tasavvuf Aleviliğin boyutlarını tespit edip anlayabilmek için tasavvuf bilmeniz lazım, Şiiliği bilmeniz lazım, Sünniliği bilmeniz lazım, İslam tarihini bilmeniz lazım, Osmanlı tarihini bilmeniz lazım, İran tarihini bilmeniz lazım. Bütün bunların hepsini bir araya getirip bir resim oluşturmak kolay bir şey değil. Ben şimdi bu noktada açıkça ifade edebilirim ve itiraf edeyim. Bu tezi yaparken Bilkent'te İran tarafı benim için Safevi kaynaklarının çoğunu okumuş olmama rağmen şu anda vakıf olduğum kadar açık bir vukufiyet yoktu İran tarafına. Öyle olduğu için biraz Osmanlı merkezli baktım ister istemez. Şimdi bakıyorum bunun oluşturduğu, bunun doğurduğu eksikler var kitapta veya kitaba egemen bakış açısından. Bunlar da vakit alıyor. Şimdi hepsini bir araya getirmek ve evet bu Aleviliğin nemeden bir şey olduğunu artık anladım diyebilmek zor yani. Çok zor. Ben hala şu anda kendimden çok emin bir şekilde evet bu işi çözdüm. Alevi kavramının sınırları şunlar şunlar şunlardır. Şurada başlar şurada biter diyemiyorum. Evet. Zaten kitapta bir bölümde şey diyorsunuz. Alevi sayısı kadar Alevilik tanımı vardır gibi bir çarpıcı evet, cümleniz de var. Evet. O da başka bir problem zaten. Şimdi bir de bu Alevilik aynı zamanda yaşayan bir şey. Ölmüş, yok olmuş, kaybolmuş, tarihe mal olmuş bir şey değil. Yaşayan milyonlarca Alevi var. Ve bu Aleviler için çok sıcak bir konu, kimlik meselesi, sosyal varoluş meselesi, inanç meselesi. Dolayısıyla Aleviliğe dair getirdiğiniz her tanım Alevilerin hayatına doğrudan dokunuyor. Ve bir şekilde de konuştuğunuz konular veya kavramların için doldurduğunuz şekliyle o kavramlar Alevi toplumuyla örtüşmesi lazım. Alevi toplumu tarafından benimsenmesi lazım. Alevi toplumu da tarihsel olarak bir dönüşüm süreci içinde olduğu için oraya baktığınızda oradan da yüzlerce farklı perspektif ortaya çıkıyor. O da yine bir komplikasyon doğuruyor. Hocam, evet hocam. Burada belki şimdi biraz da Osmanlı, iki program yapacağız dedik. Bu biraz da Osmanlı ve o günkü göçebe, işte Türkmen diyebileceğimiz Türkmenlerle Osmanlı arasındaki ilişki üzerine konuşacağız. İkinci programı da İran ve Türkmenler ve Aleviliğin doğuşu üzerine olacak. O yüzden biraz daha Osmanlı coğrafyası üzerine konuşmak istiyorum da soru doğru yönden gidelim istiyorum. Bu teorik bir çerçeve çiziyorsunuz başlangıçta. Bir antropolojik bir çerçeve var. Normalde Türkiye'de yapılmayan bir şey. Yani bu Alevilik çalışması veyahut da İslam çalışmaları için yapılmayan bir şey. Genel olarak hepsi üzerinden hareket edilir. Dini
referanslar üzerinden hareket edilir. Ama biz şunu biliyoruz ki, belki ileride de konuşacağız, İslam tarihinde ilk ayrım, ilk bölünme bile siyasi, hatta temelde iktisadi ve siyasi. Yani işte Ali yanlılarıyla Muaviye yanlılarının, yani o bölünme bile başlangıcı itibariyle ilahiyata dayanan bir, yani Tanrı'nın varlığı, işte namaz öyle kılınmaz da böyle kılınır çatışmasından ziyade bir siyasi bir parçalanma. Ve buradaki sizin kullandığınız metottan da buna doğru bir, nasıl diyeyim, bir yönelim olduğunu görüyorum. İleride belki açıklarsınız ama bu göçmen Türkmenlerle, göçebe Türkmenlerle bu devletleşme sürecini biraz şey yapabilir miyiz? Burada siz müteşerri ve gayri müteşerri olarak bir ayrıma gidiyorsunuz. Bunu biraz daha açmamız mümkün müdür? Bir de çünkü şöyle bir şey de var. Onu da söyleyip ondan sonra size sözü vereyim. Tezi 2007'de, 2008'de bitirmişsiniz. Ve 12 senelik bir şey var, süreç var. Yani o şeyi de değerlendirerek, yani 12 senedeki tecrübenizi de değerlendirerek. Evet, bu önemli bir noktanın altını çizdiniz. Çok sağ olun, iyi hatırlattınız, iyi oldu. Şimdi kitap, evet, benim 2008 yılındaki bilgimi ve bakış açımı yansıtıyor. Tercümeyi de bir başka kişi yaptı. Çünkü benim tercüme etmem mümkün değildi. Yeni bir kitap yazmam gerekirdi. Aradan epeyce zaman geçmiş. Benim bakış açım epeyce değişmiş demeyelim ama gelişti. Yani birçok tabii başka şeyler öğrendim. O yüzden müdahale de etmedim. Yani çok tezdeki bilgiye bir şey eklemedim. O aradaki boşluğu bilmek lazım. Aklımızda tutmamız lazım. Bu boşluk, mesela sorunuza geleceğim, bu Türkmenler veya konar göçerlerle ilgili bakış açım benim. Tezdeki bakış açısının istikamet aynı ama orada bu konar göçerlerin yerini, konumunu, gücünü, kudretini yeterince teslim etmediğimi şimdi düşünüyorum. Halbuki o zaman veya hatta şimdi bile Osmanlı tarihçiliğinde bu kitap veya tez, kitap bu arada tezin birinci yarısı, bir de ikinci yarısı var tezin. O duruyor hala. Hala bugün Osmanlı tarihçiliğinde konar göçerler, göçebe dediğimiz aslında konar göçer, daha tarihsel kaynaklarda daha çok konar göçer ifadesi geçiyor. Bu yarı göçebe aslında. Anadolu'da var olan uygulama yarı göçebe. Yani yazlık ve kışlık arasında gidip gelmek. Sürekli hareket halinde olmak değil. Bunlara negatif bir bakış açısı var. Yani bu insanların, bu kitlelerin bir şeyi beceremeyeceği, yerleşik halk karşısında daha az gelişmiş olduğu yerleşikler karşısında böyle bir ikinci sınıf oldukları yönünde bir bakış açısı öyle veya böyle egemen zihinlerimizde ve literatürde. Ve bence bunun doğurduğu tarihsel olayları biraz bu süzgeçten geçirdiğimiz için zihnimizde tam olarak görememe durumuyla karşı karşıyayız. Benim şu andaki konar göçerlere bakışım kısaca tezi yazdığım dönemdekinden de daha ileri seviyede. Orada ifade ettiğimden daha fazla güçlü, daha fazla etkili ve daha ileri seviyede tarihin aktörü olduklarını şimdi düşünüyorum. Bunu biraz açarım belki. Daha önce ama buraya girmeden siz girişte ifade ettiniz. Dine benim bakışım nasıl? Bir iki cümleyle bunu ifade etmek isterim. Din konusunda ben biraz Durkheim ekolünü takip ediyorum. Yani dini kavramların, inançların, ritüellerin büyük oranda toplumsal yapıyla örtüştüğü, ilişki içerisinde olduğu, hayatın içinde var olan uygulamaların ekonomik, toplumsal, siyasal
uygulamaların, kurumların ifade edildiği bir entelektüel düzlem, zihinsel düzlem, kavramsal düzlem olduğunu düşünüyorum dinin. Bu düzlem içerisinde bunca kavramın ifade edildiği bu kompleks sistem, yani din, bunun bir kısmı ilahi bilgiden geliyor mu, gelmiyor mu? Kutsal mı? Gerçekten Allah'ın dedikleri midir dinin içerisindeki her şey? Bu soruların cevabına geldiğimizde ise fenomenolojik bir tutum takınıyorum ben. Yani bunu tartışmıyorum. Bunu inanan kişinin kendisine bırakıyorum. Yani olabilir, olmayabilir. O artık inancın alanı. Bunu biz akademik bir çalışmada değerlendiremeyiz. Birisi öyle inanıyordur, birisi böyle inanıyordur. Ama o inancın ve o inanca eşlik eden uygulamaların, ritüellerin, ibadet biçimlerinin, örgütlenme şekillerinin nasıl tarihsel süreç içinde geliştiğini anlamak için onların örtüştüğü toplumsal yapıları, ekonomik yapıları, siyasal yapıları görmemiz, bakmamız ve bir arada değerlendirmemiz lazım. Bu sadece Alevi tarihini anlarken, Aleviliği anlarken yapmamız gereken bir şey değil. Bu bütün dinler için geçerli. Yani din insanla var olan bir olgu. İnsansız bir din düşünülemez. İnsan da sürekli geliştiğine, dönüştüğüne göre din de sürekli gelişen bir kompleks sistemdir. Bunu bir kere aklımızda tutmamız lazım. O yüzden aslında bu kitap Aleviliğin Doğuşu adı ama alt başlık daha kitabın içeriğini daha güzel, daha doğru ifade ediyor. Toplumsal ve siyasal temeller. Kitapta teolojik, inançsal boyutları yok Aleviliğin. Bu da bir tercih benim için. Teolojiye ve inanca gelebilmek için önce toplumsal, siyasal, hatta ekonomik temellerini tespit etmeniz lazım. Şimdi başka bir kitap yakında çıkacak, Buyruk üzerine uzun bir değerlendirme de var kitapta. Orada da bu Kızılbaş Alevi kimliğinin inanç ve ibadet boyutu var. Yani ikinci aşamayı orada yapmış oldum. Ama toplumsal temellerini bilmeden, siyasal temellerini bilmeden, ekonomik temellerini bilmeden bir inancın anlaşılması bence mümkün değil. Ve o inancın toplum içerisindeki işlevlerini görmek, tespit etmek, bir tarihçi olarak kavramak mümkün değil. Neticede inançlar, ritüeller, dini sistemler işlevlerine göre var olurlar veya olmazlar. Tarihte böyle insanlık tarihine baktığınızda yüzlerce, binlerce din var. İrili ufaklı dini sistemler var. Bunların kimisi yaşamış, kimisi yok olup gitmiş. Yok olup giden niye yok olup gidiyor? Çünkü toplumsal ve siyasal yapılarla artık uyuşmuyor. İhtiyacı cevap vermiyor. Fonksiyonelliğini, işlemselliğini kaybediyor ve ortadan kayboluyor. Neticede toplum ve din ve ekonomi ve siyaset bunlar birbirlerinden ayrışamaz. Ayrışamayacak derecede yapışık olgular benim bakış açımdan. Gelelim şimdi Osmanlı'nın kuruluş dönemi ve oradan imparatorluğa dönüşme sürecinde, bürokratik bir imparatorluğa dönüşme sürecinde kuruluş döneminde ana aktörler olan, o dönemin ana belirleyicisi olan Konar Göçer Türkmen aşiretlerinin macerası. Kitap aslında biraz Türkmen tarihidir. Ne kadar adı Aleviliğin Doğuşu olsa da onu fark etmişsinizdir. Bu insanlar neden Osmanlı rejimiyle bozuştular? Neden uyuşamadılar? Bu arada hepsi değil. Konar göçerlerin hepsi Osmanlı'ya tavır almıyor. Hepsi Osmanlı'ya da düşman olmuyor. Bir kısmı. Ayrıca geçinemeyen, Osmanlı rejiminden rahatsız olan Konar göçerlerin de hepsi Kızılbaş Alevi olmuyor. Yine onların da bir kısmı Kızılbaş Alevi oluyor. Bu üçüncü aşama. Buraya gelmeden önce
şunu bir anlamamız lazım. Ne oldu da Anadolu'daki Türkmenler Osmanlı rejimiyle geçinemez hale geldi? Ne değişti? Çünkü başlangıçta baktığınız zaman Anadolu Selçuklularının son döneminde Batı Anadolu'da biliyorsunuz bir sürü Türkmen beyliği ortaya çıkıyor. Adı üstünde Türkmen beyliği. Aydınoğlu, Germiyanoğlu, Menteşeoğlu, Osmanoğulları bunlardan birisi sadece. Ve köşede kalmış, kuzeybatı köşesinde kalmış küçük bir beylik. Tarz olarak, insan malzemesi olarak, kültür evreni olarak, inanç yapısı olarak diğer beyliklerden hiçbir farkı yok başlangıçta. Ve bu beylikler içerisinde en önde gelenlerinden birisi değil. Böyle bir dünya içerisindeyiz. Yani ortaçağ veya şöyle yüzyıl belirtelim. Şimdi 13. yüzyılın sonları, 14. yüzyılın ilk yarısında Batı Anadolu'da böyle bir dünya var. Osmanlı Beyliği'ni kuran, büyüten, o fetihleri yapan insanlar da bu konar göçen Türkmenlerden başkası değil. Zaman içerisinde Osmanlı Beyliği bir imparatorluğa dönüşürken neden aynı anlayış, aynı düşünce biçimi, aynı kültür kodları devam etmedi? Burada hangisi değişti? Hangisi dönüştü? Ve neticede Anadolu'da bu çatışma niye çıktı? Ve mesela niye Balkanlar'da yok? Aynı çatışmayı Balkanlar'da niye görmüyoruz? Oraya giden Türkmenler de var. Orada yaşayan konar göçerler de var. Onu orada niye görmüyoruz? Böyle birçok soru. Araya girmek isterseniz girebilirsiniz. Yoksa ben devam edebilirim. Yok, devam edin. Tamam. Devam edin hocam. Gayet dikkatli gidiyoruz. Biraz çerçeveyi büyütelim. Batı Anadolu'yu, Osmanlı'yı ortaya çıkaran 14. yüzyıl Anadolu'sunu anlayabilmek için İslam dünyasının tamamına bakmamız lazım. Tamamına. Çünkü İslam dünyası aslında belli bakımlardan son derece entegre bir bütün. Başka meslektaşlar için durum nedir? Bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben kendi entelektüel maceramda bir noktada şunu fark ettim. Biz Türkiye'de Osmanlı tarihi çalışırken, ki ben Halil İnalcık, Oktay Özel, Ahmet Yaşar Ocak'la çalıştım. Farkında olarak ya da olmayarak zihnimiz Osmanlı sınırlarıyla sınırlanmış olarak düşünüyor. Yani ben mesela Erzincan'dan öbür tarafta ne olup bitiyor hiç merak etmiyorum. Belli bir noktaya kadar. Ya orası neresi? Oradaki insanlar kimlerdir, nelerdir? Sanki böyle Osmanlı dünyası duvarlarla çevrilmiş, modern sınırlar gibi, ülke modern ulus devletlerin sınırları gibi sınırlarla ayrılmış apayrı bir dünyaymış gibi. Halbuki zamanla fark ettim ki böyle bir sınır yok. Hem kültürel bakımdan, hem etnik bakımdan, hem konuşulan dil bakımından, hem inanç ve din bakımından Bangladeş'ten tutun da Bosna Hersek'e kadar, hatta Fas'a, Tunus'a kadar bir bütünlük var. Çünkü önce bu bütünlüğü görmemiz lazım. Bu bütünlük nasıl sağlanıyor? İslam dünyasının tamamını birbirine bağlayan, entegre eden ana kanallar nelerdir? 3 tane ana kanal var. Belki sayı artırılabilir ama 3 ana. Bunlardan birisi ulema ve sufiler. Yani okuma yazma işiyle iştigal ederler. Entelektüel faaliyetle iştigal edenler. Şimdi ulema dediğimizde din o dönemde entelektüel faaliyetlerin tamamını kapsıyor. Yani şöyle bir yanılgı içerisine girmememiz lazım. Yani ulemadan, yani dini ilimlerle uğraşan insanlardan başka ayrı bir entelektüel grubu da
var diye düşünmemiz lazım. Yok. Yani okuma yazma işi ulema denilen grubun tekelinde. Bunlarla ilişkili olarak ya dini ilimlerle nispeten az ilgilenip bürokraside çalışan, çeşitli devletlerin bürokrasilerinde çalışan insanlar da var. Ama aynı kökten geliyorlar ve bunlar zaten aileler halinde. Yani bir aile yüzyıllar boyunca nesilden nesile hep ulema ailesi olarak devam ediyor. Ve bir de sufiler, tasavvuf erbabı, tekkeler, zaviyeler aracılığıyla birçok tarikata baktığınızda bunlar beynel milaldir, milletler arası. Yani her yerde kolları, dalları, budakları vardır. Mesela Nakşibendi tarikatını düşünün. Orta Asya merkezli ama Hindistan'dan tutun Balkanlara kadar her yerde kolları var. Bu network bütün bu dünyayı birbirine entegre ediyor. Ve bir hareketlilik kanalı açıyor. Mesela ulema sınıfı hareketli bir sınıf. Bir yerden bir yere gidebiliyorlar. Kendileri gitmese bile kitapları gidiyor, fikirleri gidiyor. Böylece bir akışkanlık ve bu akışkanlığın doğurduğu bir entegrasyon oluşturuyorlar. Tabii bu entegrasyon ne yapıyor? Bir ortak kimlik zemini inşa ediyor İslam dünyasının tamamında. İkinci grup tüccarlar. Tabii bunlar uluslararası uzun menzilli tüccarlar. Ticaret yapan insanlar. Bunlar hareketlidir. Yani işi gereği. Bunlar da bilgiyi taşır, kültürü taşır ve aynı zamanda tabii ki ticari malları taşırlar. Literatürde nispeten, bu dediklerim zaten ciddi bir şekilde çalışılmış konular. Hemen hemen herkesin de bildiği konular. Ama bana öyle geliyor ki biraz bunlara nispeten daha az çalışılmış ve daha az dikkat çeken bir başka sınıf var ki bu İslam dünyasını birleştiren ve ortak bir platform, kültür, dil, zihniyet platformu oluşturan bir sınıf. Bu da askeriye sınıfı. Yani siyasal ve askeri elitler, devlet kuran, devlet yöneten, hükmeden insanlar. Bu da şimdi beynelmeler de uluslararası da tabii doğru bir tavram değil o dönem için. Doğru bir kelime değil, tabir değil. Ama anlaşılsın diye söylüyorum. Bu sınıf da bölgeler üstüdür. Ve bu sınıfın dili Türkçedir. Türkçe konuşurlar. Yani İran'a hükmeden askeri sınıf da Türkçe konuşur. Hindistan'a hükmeden askeri sınıf da Türkçe konuşur. Orta Asya'ya hükmeden askeri sınıf da Türkçe konuşur. Mısır'a hükmeden Memlükler döneminde mesela askeri sınıf da Türkçe konuşur. Çünkü askeriye, bu arada askeriye ve siyaset yine yapışıktır, aynıdır. Bu iş, bu sektör devlet kurmak, yönetmek, hükmetmek, silah taşımak, ordu kurmak, ordu sahibi olmak sektörü bir bakış açısına göre bu Büyük Selçuklulara kadar götürülebilir. Büyük Selçukluların İran'a girip Bağdat'a kadar gelip Abbasi halifesinin hamiliğini devralmasıyla beraber Tuğrul Bey'in başlayan bir süreç. Ama esas Cengiz Han ve arkasından gelen Moğollarla bu tam olarak yerleşmiş İslam dünyasında. Nedir bu yerleşen? Dışarıdan gelen aşiret halinde örgütlenmiş konar göçer bir zümre İslam dünyasının yönetici askeri üst sınıfı olarak kendisini yerleştiriyor, empoze ediyor bu dünyanın tamamına. Moğollar, şimdi Moğol İmparatoru Cengiz Han ve çocuklarının, torunları demiyorum, çocuklarının kurduğu imparatorluğun boyutunu düşünürseniz, ya bu Doğu Avrupa'dan başlıyor, Karadeniz'in kuzeyinden başlıyor, bütün bir Asya, Çin'e kadar gidiyor. İran falan tamamen onun içerisinde.
bu kadar büyük bir coğrafya. Yani bugün Mağrip Arif İslam coğrafyası 3 aşağı 5 yukarı Moğol egemenliğine giriyor. Bu Moğollar 2-3 nesil sonra üst han sınıfını oluşturmakla beraber kendi dillerini bırakıp Türkçe konuşmaya başlıyorlar. Ve Türkçe bu sınıfın dili haline geliyor. Gelenek, görenek, hükmetme geleneği, göreneği, kavramlar, terimler, uygulamalar, kurumlar, bunların hepsi aynı gelenekten geliyor ve biz bugün buna Türk-Moğol geleneği diyoruz. Yani her iki katkıyı da belirtmek için köken tabii Asya. Bu Türk-Moğol geleneği mesela aklınıza gelen hangi devlet varsa siz söyleyin. Yani şimdi o dönem 14-15. yüzyılda hangi devlet biliyorsunuz? Yani rastgele bir çekiliş yapalım. Şey var, Timur Mete. Karakoyunlular. Akkoyunlu, Karakoyunlu. Bunlar saf Türkmen Konfederasyon. Yani Mısır. Memlükler özel bir durum. Adı üstünde Memlük. Yani köle orada, orası çok özel bir yapı. Gaznelilerle Memlüklüler çok özel iki devlettir bu İslam tarihi içerisinde. Köle olmanın büyük bir şeref olduğu ve en üst askeri makamlara gelmek için ön şart olduğu enteresan yapılar bu ikisi. Ama onlar da Türkçe konuşuyorlar. Yani onların da dili, askeri sınıfın dili ve kültürü Türkçe. Diğerleri aşiret yapısını koruyarak hükmediyorlar. Mesela Akkoyunlu Devleti dediğimiz şey bizim aslında Bayındır, Musullu ve Pornak aşiret, üç aşiretin egemen olduğu bir konfederasyondur. Ve bunlara eklemlenmiş daha küçük aşiretler vardır. Bir sürü. Ama en büyük bu üçü. Şimdi peki bu nasıl oluyor? Yani şöyle bir bakalım, 1040-1050'den başlarsak 1050'den 1600 nere kadar? Hatta İran'da Kaçarlar, düşünün Kaçarlar, bunlar da bir Türkmen aşireti değil mi? Evet. O Kızılbaş Konfederasyonu üyesiydi Kaçarlar zaten Safeviler döneminde. Daha sonra Safevi düzeni çökünce İran'a egemen oldular. 1922'ye kadar. Yani İran'da çok daha uzun süre devam ediyor. Ama Osmanlı'da birazdan geliriz ona. Osmanlı bu geleneğin, bu gelenekten çıkmakla beraber, Osmanlı'nın kuruluşu da bu geleneğin bir uzantısı olmakla beraber, özellikle 15-16. yüzyılda Osmanlı Roma mirasından devraldığı unsurlarla çok kozmopolit, özgün bir yapı kazanıyor. İşte Türkmenlerle bozuşmanın da arka planında bu sentez var. Ama o artık böyle yeni bir imparatorluk modeli ve Osmanlı coğrafyasında ve Osmanlı dünyasında artık Türk-Moğol geleneği önemini, kudretini yitirmeye başlıyor. İran'da, Orta Asya'da bu kadar hızlı değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Orada daha uzun süre devam ediyorlar. Hadi diyelim 16. yüzyıl olsun. Söylediğim gibi İran'da, Orta Asya'da devam ediyor. Hatta 19-20. yüzyıl başlarına kadar. 16'yı alsanız bile Osmanlı'yı da dahil edip ne yapar? 11. yüzyıldan 16, 500 yıl. 500 yıl bu geniş coğrafyada ulema ve tüccarlarla beraber bir entegrasyon katmanı olarak aynı geleneği takip eden, aynı dili konuşan, aynı kavramlarla ve aynı kurumlarla hükmeden bir sınıfla karşı karşıyayız. Ve bu sınıfın yaşam tarzı konar göçer. Önce bir bunu tespit edelim. Yani konar göçer dediğimizde biz, yani herkesi yine dahil etmeyelim buraya ama biliyorum kendi geçmiş bu tezi yazarken veya tezi hazırlanırken ki okumalarımdan, kendi entelektüel serüveninden de biliyorum. Başkalarının yazdıklarını okurken de görüyorum. Konar göçer aşiret dediğimizde kafamızda küçük ölçekli bir siyasi toplumsal olgu canlanıyor. Bu söylediğim şey hiç küçük ölçekli bir şey değil. Tam tersi, bunlar ya 500 yıl bu kadar geniş bir coğrafyaya egemen olmak köklü bir modern tabirle devlet geleneği demektir. Aslında o devlet bizim bugün anladığımız gibi bir devlet de değil. O da ayrı bir konu. Yani devlet tabirini
orada o yapılar için kullanmak ne kadar doğrudur? Bu da ayrıca tartışılabilir. Ama şu bir gerçek, siyasal olarak, askeri olarak hükmetmişler. Yani hakimler bunlar. Peki işte mesela kitapta şimdi tekrar bakarken, şimdi olsa böyle yazmazdım dediğim şeylerden birisi, İran devlet geleneği tabiri. İran devlet geleneğinin kullanılış biçimi. Tabii ki İran'da da çok köklü bir devlet geleneği var. Ta Farslardan gelen. Ama bizim karşı karşıya olduğumuz bu yapı ne kadar İran geleneği. Şimdi İran tarihçilerini okuyorum. Çok büyük isimler de var bunların içerisinde. Ve İran'daki siyasi yapıları anlatırken sürekli işte Persian State Tradition, İran devlet geleneği, İran devlet geleneği. Ya tamam güzel, şimdi bürokrasi hep Farsidir zaten. Orada eyvallah. Müslümanlar da İran'ı fethettikten sonra onlardan aldıkları, Sasanilerden aldıkları bürokrasi olduğu gibi devam ettiriyorlar. Çünkü kendi bürokrasi bilgileri ve gelenekleri yok. Bu Türkmenlerin de, Moğolların da, Cengiz Han, Hulagü, işte Altın Ordu, hepsi bunların da bürokrasi bilmiyorlar. Bürokrasi, bürokratik aygıtı inşa etmek ve işler olarak devam ettirmek için mutlaka ki İranlı bürokratlara, ulemaya ihtiyaç var. O da ikinci bileşeni zaten bu yapının. Ama buna sadece İran devlet geleneği demek karşı karşıya olduğumuz olguyu tam ifade etmiyor. O zaman şu soruyu sorar birisi çıkıp, ya bu nasıl bir İran devlet geleneğiymiş ki 1000 yıldır hep Türkler uygulamış. Ya İranlılar hiç uygulamıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyasın. Şimdi o zaman kavramlarımızı biraz esnetmemiz, tekrardan işlememiz, tekrardan içini doldurmamız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve özetle geniş bir çerçeveden İslam dünyasına baktığımız zaman konağa göçer aşiret dediğimiz yapıların siyasi ve askeri bakımdan yerleşiklere göre çok daha üstün olduğunu görmemiz lazım. Yani bu tesadüfi değil. Bu kadar uzun süre konar göçer aşiretlerin egemen olması, hükmetmesi bir tesadüf değil. O günün yaşam tarzında, teknolojik imkanları içinde bu insanların yaşam tarzları onlara bir üstünlük sağlıyor. Çünkü ordu için, yani hükmetmek için orduya ihtiyacımız var. Ordu için elinizde bir kere hareketli, mobil kitleleriniz olması lazım. Yani orduda hareket esas. Hareket edebilen, hareket etme kapasitesi yüksek bir kitle olması gerekiyor, değil mi? Halbuki köylülere baktığınız zaman köylüler hareket edemez. Köylünün özelliği toprağa bağlı olmaktır. Yani orta çağ, yeni çağ, erken modern çağda kendi doğduğu köyün dışında hiçbir yeri görmeden ölen trilyonlarca insan vardır. Değil mi? Yani nereye gidecek? Adam gidemiyor. Zaten timar sisteminde mesela Osmanlı'da bağlı toprağa gidemez. Avrupa'da serf zaten toprağa bağlı. Yani o sınıf hareket edemiyor. Peki yüzlerce kilometre yolu kat edip sefer yapmak, savaş yapmak nasıl mümkün olacak? Bu kapasiteyi, bu beceriyi kim kazanacak? Konar göçerlerin zaten doğal çocukluktan bu becerileri var. Adamlar çadırlarını, obalarını, her şeylerini çok kısa bir sürede toparlayıp, paketleyip yola koyulabiliyorlar. Bu onlara bir üstünlük sağlıyor. Yani o günün imkanları, şartları içerisinde düşündüğünüz zaman bugün dezavantaj olan birçok şey aslında avantajdı. O yüzden konar göçerlerin askeri sınıfı oluşturması bir tesadüf değil. Yani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Tarihçiliğimizde, özellikle Osmanlı tarihçiliğinde konar göçerlerin hakkını teslim etmemiz lazım. Bu adamların ne kadar etkili olduğunu,
o kendi dönemlerinde ne kadar etkili aktörler olduğunu aslında fark etmiyoruz. Ve o yüzden şöyle bir varsayımla hareket ediyoruz. Büyük bir organizasyon yapılmışsa, büyük bir iş başarılmışsa, mesela bir devlet kurulmuşsa, yani bunu yerleşikler yapması gerekir diye otomatik varsayıyoruz. Neden? Çünkü bu büyük bir iş. Yani bu göçebenin yapabileceği bir iş değil. Hatta şöyle uzunca bir tartışma da vardır Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili. Osman Bey göçebe miydi, değil miydi? Osman Bey okur yazar mıydı, değil miydi? Osmanlı bir aşiret miydi, değil miydi? Niye bunları tartışıyoruz? Çünkü şimdi Osmanlı'yı büyük, yüce gören bir bakış açısı diyor ki bu kadar büyük bir şey olamaz. Yani oba olamaz, göçebe olamaz, okur yazar olması gerekir. Çünkü okur yazar olmamayı bugünkü bakış açısıyla cahillikle özdeşleştiriyor. Konar göçer adam niye okuma yazma bilsin? Adamın ihtiyaç duyduğu bilgi, donanım başka ve o donanımla işini görüyor. O donanımla hükmediyor. Onun bilmesi gereken şey savaş stratejisi. Savaş meydanına girdiğinde nasıl düşmanı inecek? Kılıç kullanmak, yay kullanmak ve siyasi manevraları iyi görüp uygulayabilmek. Bunlar için okuma yazma gerekmiyor. Bunlar için doğuştan o eğitimi almak gerekiyor. Şimdi mikro ölçekte Anadolu'ya bakarsak, Anadolu'da bu anlatmaya çalıştığım makro ölçekteki İslam dünyasından çok farklı değil 14. yüzyılda. Karaman Beyliği'nin elitlerine bakın, Saruhan Beyliği'nin elitlerine bakın, Aydınoğulları'nın elitlerine bakın, Osmanlı büyüdükçe Osmanoğulları'nın elitlerine bakın. Osmanoğlu'nun özellikleri var, onlara gelelim. Bunlar birbirine benzer. Bir savaşan kesim vardır, beyler. Bu beylerin hepsi aşiret mensubudur. Ve bunların hayatı baktığınız zaman birkaç aktiviteden ibarettir. Bu sınıfa mensup olan bir insan, bunlar böyle hayvancılık yapan, işte karnını hayvancılık yaparak doyuran insanlar değil. Onlar göçer ama bunların mesleği askerlik ve hükmetmek. Bunlar ne yapar? Bunların hayatında birkaç aktivite var. Bunlar ya av yapar, avlanır. Ya işi işret yapar. Muhabbet meclislerinde içerler, zevk yaparlar. Ya da savaşırlar. Ana aktiviteleri bunlardır. Zaten av bir savaş pratiğidir. Mesela av niye bu kadar önemli? Hükümdarların hayatında. Bu dediğim sınıfın hayatında neden bu kadar önemli bir yer tutuyor av? Çünkü avda savaşın pratiğini yapıyor. Yani av dediğim bugünkü gibi 2-3 kafadar tüfeği alıp dağa çıkıp bir yere pusu kurup her ne avlayacaksan onu vurmuyoruz. Ordu hali 5000 kişi gidiyorlar. 5000 süvari. Bunlar stratejik bir şekilde her ne avlıyorlarsa, geyik, ceylan, her neyse, onları belli bir yere doğru yönlendiriyorlar. Emir komuta zinciri içerisinde hareket ediyorlar. Bir anda atlarla geri dönüyorlar ip gibi. Bütün bunlar savaş kapasitesi, yeteneğidir. Yani avla savaş birbirine çok yakın iki aktivite. Ve bunlar ya bu işle meşguldür ya da oturur işi işret yaparlar. Hocam, İşi burada... işret ne? Arada şunu da söyleyelim. Av sadece hükümranlara, yani orta çağ için konuşursak iktidardaki işte kral, bey gibi insanlara vakfedip yani sahip olduğu bir imtiyaz. Başkası mesela kalkıp belirli bir ormanda şeyde falan avlanamıyor. Ya yani yasak. Tabii. Belirli yerler var ve yasak bu, yani bu. Bu askeri sınıfın bir faaliyeti. Şimdi yine o dönemin şartları içerisinde hayatın nasıl işlediğini, hangi parametreler üzerinden işlediğini anlamaya çalışmamız lazım. Bu o günün şartlarında en optimal çözüm olduğu için böyle olmuş. Çünkü askerlik yapmak, savaşmak bir birikim işi. Ve barut, tüfek kullanılana kadar
tüfek yani barut uzun süredir var da hafif taşınan tüfekler, böyle omuzda taşıyacağın, her yere götürebileceğin tüfekler kullanılana kadar savaş sanatı bir hayat boyu edinilen bir yetenek, sanat. Yani böyle 3 ay kursa giderek asker olamaz. Bir sipahi, yani kılıç ustası, ok ustası, mızrak ustası, kalkan ustası, binici, at binici, bunlar çocukluktan öğlene kadar devam eden bir eğitim istiyor. O yüzden askerlik bir sınıf işidir. Yani ben bugün asker olmak istiyorum, gideyim şuraya kaydolayım, asker olayım. Böyle bir şey yok o dönemde. Olamazsın. O birikimin yok. O vücudun ona müsait değil. Zihnin ona müsait değil. Ayrıca code of honor, yani zihnine egemen olan kültürel kodlar ona müsait değil. Ona kimin peki, kim yapıyor bu işi? Bu dünyanın mensupları kim? İşte bu dünyanın mensupları, bu anlatmaya çalıştığım konar göçer aşiretler. Başka aşiretler de benzerdir aslında. Mesela Doğu Anadolu'daki Kürt aşiretlerine baktığınızda bunlar da daha çok böyle yerleşik halkı kendi mikro ölçeklerinde vergiye bağlayıp, vergi denmez ama tabii ki onunla yaşayan, karşında da onları korumayı, güvenliği sağlamayı vaat eden yapılardır. Yani mikro devletçiklerdir. Çünkü mesleği bu. Evet hocam. İkinci boyutu da söyleyeyim. Şimdi av, savaş sürekli... Hocam bir de işletten bahsediyorsun da onu unutmayalım. Ona geldi. O ne iş? O niye var? İşlet önemli. İyi ki işlet. Şimdi biz bununla ilgili bir de yayın yapmıştık. Halil'in alacağın kitabı var bu konuyla ilgili. Evet, İlk yayınlarımızdan birisi o kitap üzerineydi. Buyurun hocam. Çok önemli. Hükümdarlık mesleğinde, yani bu bahsettiğim sınıfın hayatının ikinci bileşeni bu. Eğer avda değilse, eğer savaşta değilse işi işlet yapıyor. İşi işleti de hükümdarlığın bir gereği olarak görüyor. Mesela ne diyor? Şikari tahsili mizaç için işi işret yaptılar. Ya bir hükümdar veya o sınıf, hükümdar deyince bir kişiyi düşünmeyelim. Yani o egemen sınıf, askeri sınıfın bir üyesi olarak nasıl davranacağını, nasıl oturup nasıl kalkacağını, nasıl konuşacağını bilebilmen için o meclislerden geçmen lazım. O da işin savaş olmadığı zamanlardaki kısmı. Çok çarpıcıdır. Şimdi zaten hangi hükümdarın hayatına baksanız bunları görürsünüz. Hatta Kadı Burhanettin var biliyorsunuz. Yine 14. yüzyılda. Ya adam kadı yani köken olarak. Adı üstünde. Sivas bölgesinde egemen bir devlet kuruyor. Bir kişilik devlet yani kendi hayatı boyunca. Ondan sonra yani beylik. Devlet dediğim tabii küçük ölçekli. Sonra ortadan kayboluyor bu devlet beylik. Bunun biyografisini anlatan kitap. Yani herkes belli bir noktada hükümdar olarak belli bir seviyenin üzerine çıktığını düşünür veya bunu kabul ettirirse etrafa tarihini yazdırır. Bu da yazdırmış tarihini. Kitabın adı nedir? Bezmi Rezm. Yani savaş ve işlet meclisi. Çünkü bir hükümdarın hayatı bunlardan ibaret. Peki geriye kalanlar ne yapıyor? Geriye kalanlar ekonomik üretimi yapıyor. Yani köylüler ve bu sınıfa da ait olmayan ne diyoruz? Pastoralist, yani işte yine konar göçer olup da hayvancılık yapanlar. Veya konar göçer olmadan hayvancılık yapanlar. Neticede ekonomik üretim yapanlar. Bu ekonomik üretim yapanlar karınlarını doyuracak kadar üretiyorlar. Artan kısmı da vergi olarak bu yönetici sınıfa veriyorlar. Böylece karşılıklı çalışan simbiyotik bir düzen var. Şimdi bir de bu sistemin çalışmasını, çarkların dönmesini sağlayacak arada teknik elemanlar var. Bu bahsettiğimiz adamlar, şimdi düşünün. A aşiretinde sen doğdun çocuk olarak.
3-4 yaşında at binmeyi öğreniyorsun zaten. Kılıç kullanmaya başlıyorsun. Yani 13-14 yaşına gelene kadar usta bir savaşçı oluyorsun. Ondan sonra savaşlara gitmeye başlıyorsun. Yani doğal bir savaşçılık hayatı bu. Böyle bir dünyanın içerisinde defter, kalem, kayıt, kuyut, okuma, yazma yok. Ama senin hükmettiğin ve küçük bir beyliksen, 5000 çadırlık bir obaysan, yazıp çizip olmadan, kayıt kuyut olmadan belki yönetebilirsin. Ama bir devletçiyi yönetiyorsan, ya devlet ölçeğinde bir siyasi, sosyal entiteyi yönetiyorsan kayıt lazım. Değil mi? İşte burada bu ikinci bir sınıf, teknisyen sınıfı devreye giriyor. İran'da bunlara tacik deniyor mesela. İran tarihçiliğinde yönetici sınıf için Türk, bürokrat sınıfı için tacik deniyor. Yani İran, Farsça konuşan unsurlar, okuma yazma bilen, öteden beri eğitimli, ulema sınıfından olan, köklü ailelerden gelen, defterin nasıl tutulacağını bilen, mektubun nasıl yazılacağını bilen, fermanın nasıl yazılacağını bilen, kavramları bilen insanlar. İşte bu, buna bürokrasi diyecek olursak şayet, bürokrasi ile askeri askeriyenin o bir araya gelmesiyle oluşan bir egemenlik yapısından bahsediyoruz biz. Bu bizim bugünkü modern devletlere benzemiyor. Modern devletler gibi değil. Bu iki sınıf da aralarında iş bölümü yapmış. Birbirlerinin alanlarına girmiyorlar. Zaten giremezler, becerileri yok. Yani askeri sınıftan olan bir kişi bürokrasiyi anlamaz. O da yine aileden gelen bir birikim istiyor. Yani sen 30 yaşından sonra 1430 yılında her neyse İran'da yahut Anadolu'da yahut Hindistan'da ben canım sıkıldı oturayım okuma yazma öğreneyim, defter tutmayı öğreneyim, gideyim defterhanede çalışayım diyemez. O şekilde geçişkenliği olan bir toplumsal yapı yok. Sınıfların ve kompartımanların ayrıldığı ve her bir kompartımanın gereğinin daha doğuştan itibaren öğrenildiği, hayatın içinden öğrenildiği, formel eğitimin çok sınırlı olduğu bir dünya ile karşı karşıyayız. O yüzden her meslekte bir ırsiyet eğilimi vardır. Yani ulemada öyle, askerlikte öyle, köylülükte öyle, her şeyde öyle. Demek istediğim, birbirlerinin üstün taraflarını biliyorlar, buna saygı duyuyorlar ve birbirlerine karşılıklı faydalanarak yardımcı oluyorlar. Böyle bir sistem kurulmuş. Osmanlı Devleti'nin özgün tarafı Fatih Sultan Mehmet'ten sonra özellikle bu sistemin dışına çıkmaya başlaması. Birbirinden çok kesin, net hatlarla ayrılmış İki sınıfı, hatta üç sınıf diyelim. Üç, yani bu şimdi askeri sınıf büyük oranda konar göçer aşiretlerden oluşuyor. Bürokrasi yerleşik, eğitimli zümreden oluşuyor. Bir de eğitimsiz olan yerleşikler var, köylüler var. Bunlar da toplumun zaten kahır ekseriyeti. Onların işi tarlada, bağda, bahçede çalışmak. Osmanlı Devleti özellikle askeri sınıfla bürokrat sınıfını kaynaştırmış. O aradaki geçişkenlik artmıştan öte, yani o şey kaybolmuş. Birleşmiş, kaynaşmış ve fark bu ikisiyle beraber geriye kalan köylüler arasında oluşmuş. Osmanlı da aslında aynı jargonu takip ediyor. Dikkat ederseniz mesela askeri ve reaya. Değil mi? Hı hı. Niye askeri diyoruz? Osmanlı yönetici sınıfa niye askeri diyor? Osmanlı'da 16. yüzyıla bakın. Askeri sınıf içinde kimler var? Ulema askeri sınıf içinde sayılıyor. Sufiler, şeyhler, meşayih bunlar askeri sınıf içinde sayılıyor. Çoğu. Bürokrasi tamamen ehli kalem askeri sınıf içerisinde.
ordu zaten askeri. Bunlar asker mi? Hiçbir an. Ya bu dediğim ulema asker değil. Meşayih askeri. Niye askeri sınıf içinde sayılıyor? Niye asker diyoruz? Asker bildiğiniz asker yani anlamı. Çünkü köküne gittiğiniz zaman aslında gerçekten askeri sınıf o. Yani Safevilerde mesela devam ediyor o yapı. Akkoyunlularda öyledir. Timurlularda öyledir. Askeri sınıf dediğiniz şey gerçekten işi askerlik olan. Biraz önce anlatmaya çalıştığım grup. Bürokratlar tacik sınıfını oluşturuyor. Yani ehli kalem sınıfını oluşturuyor. Osmanlı bir kere bu ikisini birleştirmiş. İkincisi, Osmanlı'da bu sınıfla geriye kalan reaya arasındaki geçişkenlik de zaman içerisinde öyle görünüyor ki pratikte oluşmaya başlamış. Teoride aslında yasak. Mesela kanunnamelerde yazar. Reaya ibni reaya. Yani reayaysan, baban reayaysa sen de reaya olacaksın. Askeri sınıfa geçemez. Ama pratikte bu oluyor. Gerçekleşmeye başlıyor. Bu da kozmopolitleşmenin yine bir göstergesi. Bu dönüşümler nereden geliyor? Peki bunu Osmanlı nasıl başarıyor? Veya niye bu yönde bir gelişme olmuş? Ben şahsen bunun arkasındaki ana faktörün Osmanlı'nın içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklandığını düşünüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleştiği coğrafyaya bakarsanız neredeyse birebir Doğu Roma İmparatorluğu'dur. Yani Osmanlı Doğu bir noktadan sonra İstanbul'u alıp sistemini kurduktan sonra İstanbul merkezli, yani İstanbul'u bir sarkacın merkezi, sarkaç değil, kaldıracın merkezi gibi düşünün. Eşit miktarda Rumeli tarafına doğru gidiyorsun, Avrupa'ya doğru, Anadolu'ya doğru gidiyorsun böyle, ama merkezde İstanbul var. Bu Doğu Roma İmparatorluğu. Yani bir önceki tarihsel döneme baktığınızda bu havza Doğu Roma havzası. Oradan gelen, devralınan gelenekler, kurumlar Osmanlı'yı bu kadar 600 yıl yaşayabilen, kozmopolit, büyük, farklılıklı, birçok farklı içinde barındırabilen bir imparatorluğa dönüştürmüş. Mesela diğer devlet yapıları, devleti kaçınılmaz olduğu için kullanıyorum. Dediğim gibi devlet aslında doğru bir terim değil burada. Diğer siyasi, askeri siyasi yapıların ömrü hep kısadır. En uzunu, o formatta kurulup da devam eden en uzun benim bildiğim Safevi devleti. 230-250, yani bakış açısına göre değişir. Son nereye aldığınıza göre değişiyor. Bu kadar yaşayabilmiş. Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timurlular, bunlar daha uzun ve daha kısa. 100 yıldır yani. Ortalaması 100 yıldır. Bazen zorlarsan 150'ye kadar çıkar. Çünkü yapı onu gerektiriyor. Yani bir hanedan, bir aşiret konfederasyonu gelip düzenini kurduğu zaman aşiretler kendi içinde kompakt yapılar. Dolayısıyla bu yapı içinde otomatik olarak istikrarsızlık unsurlarını barındırıyor. O yüzden de uzun vadede devam edemiyor. Safeviler görece neden uzun sürdü? Kızılbaş Konfederasyonu. İki faktör var benim görebildiğim. Birincisi inanç faktörü. Safevi aslında Safevi Devleti de bir Kızılbaş Türkmen Konfederasyonu'dur. Askeri yapı olarak bakarsanız. Bu yani Akkoyunlu Konfederasyonu'na çok benzer bu anlamda. Kızılbaş Konfederasyonu'nda merkez, ağırlık merkezini oluşturan kişi bir boy beyi değil. Mesela Akkoyunlar'da olduğu gibi Bayındır boyunun beyi değil veya bir boy değil. Bir şeyh ailesi. Manevi olarak ona bağlılar ve onu değiştiremezler. Bu bir kalıcılık ya, yani bir istikrar unsuru oluşturuyor. Bir de Şah Abbas 100 yıl sonra Şah İsmail'den Osmanlı modeline çok benzeyen bir takım reformlar yapıyor. Merkezi otoritenin gücünü artıran,
merkez kaç kuvvetlerin etkisini zayıflatan, aşiretlerin etkisini zayıflatan bir takım reformlar o ömrünü uzatmış, dağılmamış konfederasyon. Onu anlatmaya çalışıyorum. Osmanlı ise bu meselede yani diğer örneklerde göremediğimiz kadar ileriye gidiyor. Farklılaşıyor. Farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Tabii bunu yaparken işte hem tarihsel o havza hem de bu havzada yaşayan insanlar, yani o Rumlar, Ermeniler, bütün o insan malzemesi, birikimi, bunların hepsinin katkısını herhalde dikkate almak lazım. Hocam burada yine İbn Haldun'un o dört nesil şeyi, teorisi tam oturuyor aslında. Yani Osmanlı ve işte Safavi şeyini çıkartırsak, istisnaları çıkartırsak o göçebe konfederasyonlarında bu şey tutarlı oluyor. Dört nesil işte 120-150 sene, yani 30-40'tan hesaplarsak onu tutuyor. Burada şeyin herhalde farklılığı, Osmanlı'nın farklı bunu, bu veraset sistemini önceki Türk Moğol geleneğinde, çünkü oğullar arasında şey yapılıyor, paylaştırıyor. Mesela iki nesil önce, hatta 200 sene önceki Moğol İmparatorluğu'nu düşünürsek Cengiz Han İmparatorluğu işte kuruyor. Fakat Cengiz Han öldükten sonra dört parçaya bölünüyor. Dört oğul arasında paylaştırıyor, bu bir şey gelenek yani. Moğol ve Orta Asya geleneği ve buradan kurtulmuş bir varlık var yani. Siyasi bir varlıktan bahsediyoruz aslında. Osmanlı i̇şte şimdi şey. bu konuda da Osmanlı tarihçiliğinde tartışıldı bu. İnalcık ve o dönem, hatta o dönem tarihçiler, neden Osmanlı taht geçişlerinde parçalanma, bölünme olmadı? Aslında gelenek olarak Osmanlı uzun süre bunu, yani hep diyebiliriz ama 1. Ahmet'e kadar bir kere kesin olarak net bir şekilde aynı geleneği takip ediyor. Aynı siyaset geleneği nedir? Bu artık Orta Türk-Moğol geleneğidir. Devlet dediğimiz, yani hükümranlık hakkı, ailenin kolektif malı, ailenin malı yani. Ailenin malı olarak düşünüyorum. Ailenin reisi olan kişi bunu icra ediyor. Dolayısıyla bir bey öldüğü zaman, bir hükümdar, bir han mesela öldüğü zaman aynı onun arazisini, evini, malını, mülkünü paylaştığı gibi miras olarak çocukları bu hükümranlığını da paylaşıyorlar. Yani hükmettiği coğrafyayı paylaşıyorlar. Tırnak içerisinde devletini paylaşıyorlar. Bu aynı gelenek Osmanlı'da da var. Fakat Osmanlı, şimdi tarih bazen beklenmedik şeylerle gelişiyor. Yani sonradan biz bu anlamlar ağını oluşturuyoruz. Yani o gün böyle olmak zorunda değil. İlk geçişler önemli. Şimdi Osman'dan Orhan'a geçerken sorun olmamış. Orhan'dan Murad'a geçerken, Murad'dan Bayez'de geçerken her birine ayrı ayrı bakmak lazım. Belli bir noktadan sonra ama Osmanlı Devleti'nde bürokratik aygıt güçleniyor. Gerçekten güçlü, ayrı, müstakil bir varlık oluşturacak ve etkisini hissettirecek derecede sistematik bir bürokrasi inşa edilmiş. Bu yani Fatih'ten sonrası için söyleyebiliriz bence bunu. O bürokrasiye rağmen hükümdar istediği gibi keyfi hareket edemiyor artık. Teorik olarak edebilir. Çünkü teori, tekrar söylüyorum, Türk-Moğol geleneğine gidiyor. Adamın malı yani bu. Öyle düşünün. Bütün devlet diyor benim. İstediğimi yaparım. Düşünün ki Osmanlı'da böyle, Safevi'de de böyle, diğerlerinde de böyle. Bir hükümdar ölüp yeni bir hükümdar geldiğinde, mesela Osmanlı'da yeni bir sultan, padişah geldiğinde eski bütün fermanlar, beratlar geçersiz oluyor. Hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Devlette devamlılık esastır diye bir laf var ya bugün. O gün bu geçerli değil yani. Devlet diye bir şey o anlamda yok. Çünkü bir kişiden var, hükümdar. Bütün beratların yeni hükümdar adına yenilenmesi lazım. Yenilemeyebilir. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Ama pratiğe baktığımızda Osmanlı'da
Coğrafya çok geniş. Coğrafyanın epey bir kısmı Roma medeniyetini devralmış. Roma geleneğini devralmış. Bütün bu geniş coğrafyada sistemin işleyebilmesi için, devam edebilmesi için belli bürokratik temayüllerin dışına çıkılmaması gerekiyor. Bunu başarmışlar. O çapta bir bürokrasiyi Osmanlı inşa etmiş. Dolayısıyla padişahın sınırları nispeten diğer örneklerle karşılaştığımızda daralıyor. Teorik olarak olmasa bile pratik olarak. Ve bu da bir istikrar unsuru sağlıyor. Yoksa savaşlar var işte. Fatih'ten sonra Cem Sultan'la 2. Bayezid savaşmış. 2. Bayezid'den sonra, hatta 2. Bayezid de yani Yavuz Sultan senin babasıyla savaşıyor. Sonra kardeşleriyle savaşıyor. İç savaş hep var Osmanlı'da. Ama iç savaş biter bitmez hemen sistem toparlanıyor. Ve işlemeye devam ediyor. Bu bence bürokratik aygıtın gelişmesiyle ilgili, belli bir sistematiğe oturmasıyla ilgili bunu başarmışlar. Bir de burada sizin devam etmeniz anlamında bir şey yapmak istiyorum. Şeriat ve bürokratik mekanizmanın hakim olduğu bir devlet yapısı. Şimdi burada Türkmenlerle Osmanlı gerilimine biraz girelim isterseniz. Buradan evet, devam edelim. Evet. Şimdi İdare temelli bir konfederasyon yapısı var geçmişten gelen ama tam Roma sınırında, Bizans sınırında bir küçük beylikte Osmanlı dönemiyle başlayan ama hızlı bir şekilde Orhan döneminde işte ilk medresenin kurulması, Bursa medresesinin kurulması, bir ulema sınıfının kurulması yani inşa edilmesi ve bu ulema sınıfı ile yeni bir bürokratik devlet inşası. Şimdi burada aslında yani Fatih'e gelmeden önce de çok erken dönemlerde bir yönelim başlıyor aslında. Yani hemen Orhan döneminde başlayan bir yönelim var bürokratik devlete yönelik. Ve bu Türk-Moğol geleneğinden çok başka bir şey bu anlamda kuruluyor. Yani yavaş da olsa kuruluyor. Burada ama bir çatışma ve gerilim var. Mesela Ankara Savaşı'nda Türkmenlerin taraf değiştirmesi gibi. Yani bu mesela çok kritik bir şey. Bu çatışma ve gerilime biraz girelim isterseniz. Bu altyapıyı verdikten sonra neden Türkmen boyları bu değişime direndiler? Bu gaza fikri ile şekillenmiş olan kültür neden yavaş yavaş Osmanlı'ya doğru döndü ve bu çatışmanın temelinde neler vardı? Evet. Osmanlı girişimi, Osmanlı beyliği daha başta bulunduğu coğrafyadan dolayı diğerlerinden farklı bir serüvene girmiş oluyor. Yani coğrafya bunu bir yönüyle dayatmış. Nedir bu fark? Şimdi bu noktaya kadar konuştuğumuz yapılarda aşiret esastır. Ve bir aşiretin içindeki fertlerin iç örgütlenmesi, sadakatleri kendi aşiret beylerine ve kendi aşiret sınırları içerisindedir. O aşiret bir bütün olarak bir üst otoriteye tabi olur veya olmaz. Bir süre tabi olur, ayrılacağı zaman bir bütün olarak ayrılır. Bu aşiretlerin kimisinin 5000 silahlı gücü vardır, süvarisi vardır. Kimisinin 3000, kimisinin 7000, kimisinin 20000. Ama bu bir bütündür, kompakt yapıdır. Osmanlı Devleti öyle bir tarihsel süreçte ilerliyor ki dediğiniz gibi daha Orhan döneminde izlerini gördüğümüz bir takım gelişmeler askeri sınıfın bu kompakt aşiretlerden oluşan yapısını değiştiriyor. Daha müdahaleye açık, daha küçük birimlerden oluşan, daha atomik birimlerden oluşan, dolayısıyla merkezin yani en baştaki beyin inisiyatif alanını artıran bir yapının gelişmesine müsait. Neden müsait? Coğrafyadan ve insan malzemesinden dolayı müsait. Osmanlı Beyliği'nde ilk dönemlerden itibaren, mesela Osman'ın yoldaşları, Mihailoğlu diye bir adam var.
Değil mi? Bizans'tan kalma, Balkanlardaki eski Sırplardan, eski derebeylerinden kalma bir takım beyler, daha doğrusu bir takım derebeyleri Osman'ın yoldaşı olup yeni sistemde bey oluyor. Şimdi Hristiyan dünyadaki derebeylik sistemi, orada da askeri sınıf aslında farklıdır. Mesela o feodal yapıda şövalye olmak, silah taşımak, savaşmak, bunlar ayrıcalıklı bir sınıfın işi. Ama o sınıfın kendi iç örgütlenmesi bu tarafta olduğu gibi aşiretler şeklinde değil. Daha gevşek. Bölünüp parçalanmaya, yeniden formasyon oluşturmaya, başka formlara girmeye müsait. Onu anlatmaya çalışıyorum. O Orhan Bey'in etrafındaki savaşçı birliklerin bir kısmı zaten başından beri bu derece katı, kompakt aşiret yapısı değil. Ve bu ikisi arasında sürekli bir dengeyle gelişmiş Osmanlı beyliği. Yani hem Türkmen beylerini barındırıyor içinde, hem bu Bizans'tan gelen, kökü Bizans'a dayanan beyleri. Bunların bir kısmı daha sonra büyük Akıncı hanedanlarına dönüşüyorlar. Avrupa, Trakya'da, Balkanlar'da biliyorsunuz. Bu işin bir boyutu. Yani Osmanlı'nın daha zemininde merkezi müdahale alanını genişleten bir takım unsurlar var. Yapısal olarak bunu mümkün kılan unsurlar var. Fatih Sultan Mehmet'e kadar yine de böyle olmasına rağmen Türkmenlerin ağırlığı azalarak da olsa sistemde devam ediyor. Orada Çandarlı ailesinin bertaraf edilmesi, Halil Paşa'nın idam edilmesi, bu bir kişi değil, bir kişiden ibaret bir durum değil orada. Fatih Sultan Mehmet merkezi bir adamın mutlak anlamda bütün dengeleri kontrol edebileceği bir bürokratik imparatorluk dizayn etmiş. Ve bunu kurmuş. Yani bu gerçekleşiyor. Sonuçlarını görüyoruz. Böyle bir yapının içerisinde kendi iç örgütlenmesi bu kadar katı olan, içine müdahale edemeyeceğin büyük askeri, siyasi birimlerin barınması mümkün değil. Nitekim en son Çandarlı Halil Paşa'nın katledilmesiyle beraber artık bu damar gücünü kaybediyor Osmanlı sistemi. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet ve arkasından gelen padişahlar Akıncı ailelerini de parçalıyorlar. Sadece Türkmenler değil, Akıncı. Çünkü Akıncı aileleri Anadolu'daki, İran'daki, Suriye'deki Türkmen aşiretleri kadar güçlü iç örgütlenmeleri olmamasına rağmen o şekilde yarı nispi otonom yapılara dahi Osmanlı sistemi artık tahammül etmiyor. Onları çözüyor. Timar sistemi bu projenin en güzel yansımalarından biridir. Timar sistemiyle diğer Akkoyunlarda, Timurlularda, Kızılbaş Konfederasyonu'nda yani Safevilerde gördüğümüz tuyulla verilen oradaki sistemin farkı nedir? Aslında ikisinin de mantığı aynı. Mantık şu: askeri sınıfı oluşturan, savaşmak, güvenliği sağlamaktan sorumlu, yönetmek ve hükmetmekten sorumlu sınıfın gelirlerini temin edebilmesi için onlara vergisini toplayacağı bir takım coğrafi alanların verilmesi. Parayla para dağıtamıyorsun. Para yok, çok az, nakit ekonomisi yok. Onun yerine aynı gelirleri dağıtıyor yönetimler. Sen şu bölgenin vergilerini topla. Zaten Türk-Moğol geleneğini düşünürseniz, şimdi bu bir aşiret oluyor. Aşiret beyine veriyorsun sen. Adamın 5000 tane atlı süvarisi varsa bunların çoluğu çocuğuyla beslenmesi lazım. Adamın mesleği savaş, kendi bir ekonomik üretim yapmıyor. O zaman ne yapacaksın? Bunun karnını doyuracak bir gelir temin edeceksin. İşte bunu belli eyaletlerin gelirlerini tahsis etmek suretiyle yapıyorlar. Vergi gelirlerini. Fark ne? Fark şu.
tuyul sisteminde bir aşirete veriyorsun. Mesela Safevilerde diyelim ki bir dönem Horasan eyaletini Şamlı aşiretinin bir kısmına veriyor. Şamlı oymağının bir boyuna veriyor. Bu şu demek, yani orada 10 bin tane asker varsa çoluk çocuk bunların obası yapar 30 bin. 30 binlik bir kitleyi besleyecek vergiyi oradan topluyor. Askerlerini canlı zinde savaşa hazır tutuyor ve orayı da yönetiyor. Biraz da yere bağımsız yönetiyor. Yapı bir bütün, yani Şamlı. Osmanlı'da nasıl? Timar sistemi o kadar dönüşmüyor. Yeni bir yapı ki Osmanlı küçük küçük birimlere doğrudan atıyor. Yani bir timarlı sipahi en alttaki has ve zehamet seviyesinde değil. Timarlı sipahi 1, 2, 3, 4 kişilik bir savaşçı birimidir. Bir kişi de olabilir. Biraz geliri çoksa yanında bir ona destekçi birini getirebilir. 2 kişi getirebilir. 3 kişi, 4 kişi böyle gidiyor. Ama bu mikro, atomik bir birim. Ve bunların kendi aralarında bir kapalı devre sistem kurup merkezi otoriteye karşı hareket etmeleri mümkün değil. Çünkü hepsi doğrudan merkeze bağlı. Yani A köyünün timarını A şahsına verdin, B köyünün timarını B şahsına verdin. Bunların hepsi subaşına bağlı. Subaşı Sancak Bey'ine bağlı, o Beyler Bey'ine bağlı, öyle gidiyor. Bu yapının içerisinde otonom alanlar oluşturmak, bağımsız, yarı bağımsız askeri entite oluşturmak mümkün değil. Timar sistemi zaten merkezi bir sistem. Bu bir. İktidarı, yani daha doğrusu herhalde o dönemin siyaset teknolojisinde şöyle bir durum var. Yani iktidar, farklı iktidar odaklarının ortaya çıkmasını engellemek. Yani bu Akıncı beylerinin yahut da Türkmen beylerinin onları pasifize etmek, yani bu şekilde, bu yöntemle. Aynen öyle. Zaten daha önceki tarihsel sürece baktığınızda olan nedir? Bir aşiret konfederasyonunda o konfederasyonun omurgasını oluşturan aşiret zaman içerisinde zayıflar. Bir başka aşiretten parlak bir lider çıkar. Başarılı bir savaşçıdır. O etrafında toplamaya başlar insanları. Bir süre sonra bu konfederasyonu yıkar, kendini konfederasyonunu kurar. Osmanlı sistematik bir merkeziyetçi bürokrasiyle bu yolları tamamen kapatıyor. Yani bütün yollar İstanbul'a çıkıyor. İstanbul'dan bağımsız bir otonom yapı kuramıyorsun. İkinci bir faktör daha var. Merkezdeki kapı kulu ocakları. Yeniçerilik Osmanlı'ya has bir uygulama. Aslında Gulam birlikleri çok eskiye kadar gidiyor. Abbasi halifesi Mu'tasım, aslında Türklerin de İslam dünyasının askeri sınıfına girip orayı kontrol altına almaları orada başlıyor ilk. Asya'dan gelen Türk savaş esirlerinden kendine özel bir birlik kurmuş. Ta oradan beri hükümdarların kendilerine sadık, hukuki statüleri köle olan askeri birlik bu kurmaları, bulundurmaları bir gelenek. Hemen her devlette vardır bu. Bunun çapı önemli. Sisteme ne kadar egemen olduğu önemli. Bir de Osmanlı'da daha önceki uygulamaların hepsinden farklı olarak Osmanlılar sadece esirleri değil, esir zaten köle statüsünde ya hukuken, İslam hukukuna göre. Bunlarla yetinmiyorlar. Yani bu insan kaynağı olarak yetmiyor. Gidip köylerden zorla insan çocuk toplamaya başlıyor. Devşirme sistemi bu işte. Devşiriyorlar yani. Bu İslam hukukuna da aykırı aslına bakarsanız. Yani insanların rızasına aykırı olarak gidiyorsun, çocuğunu alıyorsun. Ama Osmanlı sistemi açısından baktığınızda bu gayet normal. Neden? Çünkü onu da vergi olarak görüyor Osmanlı. Yani bu da bir tür vergidir. Senin çocuğunu vergi olarak alıyorum diyor. Alıyor onları, eğitiyor, yetiştiriyor. Tabii o çocuk yaşta alındığı için onlar bir eğitim sürecinden geçiyor. Müslüman oluyorlar. Tamamen Osmanlı Devleti'nin değerleriyle işleniyorlar ve korkunç bir şekilde devletçi oluyorlar.
Devletten başka hiçbir şeyleri yok. Ve bu insanlar, tekrar altını çizelim, bunların hukuki statüsü köle. Özgür, bir bağımsız birey değiller yani. İslam hukukuna göre. Bu şu demek, hepsi padişahın malı. Yani padişah elmasını, armudunu, herhangi bir şeyini nasıl alıp satabilirse bu insanlar da alabilir, satabilir, her şeyi yapabilir. Onun mülküdür, malıdır. Bu statüde bir ordu kuruyorsun ve bu ordu sistemin merkezine yerleşiyor ve her zaman merkezde duruyor. Halbuki sipahiler savaştan sonra dağılıyorlar her biri eyaletlerine. Yeniçeriler İstanbul'da. Dolayısıyla bir noktadan sonra Yeniçeri ordusu Osmanlı sisteminin omurgası haline geliyor. Yeniçeri kimi desteklerse mesela o padişah oluyor. Bu gayet normal çünkü adamlar İstanbul'a egemen ve hani standing army dediğimiz sürekli düzenli oldu. Terhis olmayan hiç yılın her mevsimi işi askerlik olan ve maaş alan ordu. Ötekiler aynı alıyorlar sipahiler. Bu iki faktör sistemin merkezileşmesini ve merkezin aşılamayacak otoritesini inşa ediyor. Bu fiili olarak, işin fiili tarafı. Bir de bunun ideolojik boyutu var tabii. Bu merkezileşmenin korkunç, yani büyük bir güçten bahsediyoruz burada. Merkezi hiyerarşik bir yapıda şekillenmiş bu yeni gücün ideolojik ifadesi nasıl yapılıyor? Bu gücün ideolojisi nedir? Neyle ifade edilmiş ve bu gücün topluma empoze ettiği düzen, toplumsal düzenin aracılığını yapan veya onu taşıyan hukuk sistemi nedir? İşte burada karşımıza ulema ve son dönemlerde Osmanlı tarihçiliğinde kullanılan bir terim olarak Osmanlı Sünniliği çıkıyor. Yani dinin işlevi bu merkezileşmiş yeni yapıdaki imparatorlukta Orta Çağ'daki işlevinden farklı bir hal almaya başlıyor. Daha sistematik, daha hiyerarşik, devletle çok daha içli dışlı, hatta belli bir noktadan sonra ben şahsen İslam dünyasında bunun başka bir örneğini bilmiyorum. Devletin bürokrati oluyor. Osma ulema sınıfı. Yani bildiğiniz bürokratik bir aygıta dönüşüyor. Bu merkezleşme süreci içerisinde. Dolayısıyla yazıp çizdikleri her şey, din olarak, din adına ifade ettikleri her şey böyle bir kompleks bütünün bir parçası olarak ortaya çıkıyor, zuhur ediyor. Şimdi öbür tarafta sistem merkezileştikçe zemini ortadan kalkan geleneksel uygulamalarını, geleneksel hükümranlık alanlarını, geleneksel imtiyazlarını kaybeden zümreler tabii ki rahatsız olmaya başlıyorlar. Bu zümrelerin Osmanlı böyle hep İstanbul merkezi düşünürseniz iki yarıdan oluşuyor ya, Anadolu ve Rumeli. Bu iki yarının siyasi, askeri, kültürel, toplumsal yapılarında da böyle gözle görülür farklılaşmalar hep vardır. Merkezileşen otoriteye karşı yükselen muhalefet dalgaları da bu iki tarafta ayrı tarzlarda ve ayrı bir nitelikte şekillenmiş. Muhalefetin temelinde ekonomik ve sosyal olarak bu yapı var. Ama bunu ifade ederken, şimdi şu yanılgıya bazen düşebiliyoruz. Tarihçiler tabii düşmez, yani biraz tarih okuyan düşmez ama tarih eğitim alan diyelim. Tarih okuyanlar düşebilir. Kavramları biz modern dünyada tabii devraldık ve modern içeriğiyle farkında olmadan kullanabiliriz. Modernite öncesinde bu işe yaramaz, çalışmaz, hatta yanlışlıklar, komplikasyonlar doğurabilir. Ne gibi? Mesela bugün siyasal diyoruz, ekonomik diyoruz, hukuki diyoruz, politik diyoruz. Bunların karşılığı nedir?
modern öncesi toplumlarda. Mesela Osmanlı siyaset teorisinde olabilir. Veyahut da Safevi siyaset teorisi. Herhangi bir modern öncesi Müslüman toplumda siyaset teorisi. Böyle bir şey yok müstakil olarak. Entelektüel yani kolektif, toplumsal, soyut düzlemde ifade edilen her şey dini kavramlarla ifade ediliyor. Yani ideolojinin ifade biçimi din. O yüzden dinle toplum arasındaki ilişkiyi görmeden dinlerin anlaşılması mümkün değil. Tekrar oraya altını çizelim. Osmanlı merkezi emperyal düzeninin ifade biçimi sözlerde, fikirlerde, kavramlarda ifade biçimi nasıl ki Osmanlı Sünniliği ise bu yükselen muhalefet damarlarının ifade biçimleri de yine dini kavramlar üzerinden karşımıza çıkıyor. Yani insanlar organize olurken kaybettikleri imtiyazları, ekonomik toplumsal imtiyazları geri almak için organize olurken bu organizasyonlarının organizasyonlarını ideolojik seviyede ifade ederken dini kavramlar kullanıyor. İşte Mehdi gibi. Burada şey de söyle, yani bir ara hemen şey yapıyorum. Dini devlet mesela Osmanlı'da kullanan dini devlet birdir diye bir şey var, tabiri var. Zaten bunu şeyler, siyasetnamelerde falan açıkça da yazıyorlar. Yani din ve devlet kardeştir. Bunlar birbirinden ayrılmaz. İki ayrı ayrı var olamazlar. Bu da ayrıca bir Sünni tırnak içerisinde Ortodoks Müslümanlık algısıdır. Mesela Kızılbaş geleneğinde orada da dinin dokunmadığı, dinin kapsamadığı hiçbir alan yok. Ama yapı farklı olduğu için bu dini devlet gibi ifade edilmez. Yani dini devlet dediğimizde programın başında konuştuğumuz o sınıflara gider bunun ucu. İki sınıfın simbiyotik ilişkisi, yardımlaşarak iktidar kurması. Askeri sınıf bunu devlettir, din bu ulemadır. Yani ulema ile askeri sınıf dini devlet. Bu gayet güzel çalışıyor modern öncesi dönemde. Muhalefete gelince, muhalefet de işte bu ekonomik siyasi kaygılarını dini kavramlarla ifade ediyorlar. Benim bu kitapta ilk bölümlerde ortaya koyduğum, hala o görüşte devam ediyorum. Bu iki yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun temeldeki toplumsal ekonomik farklılıktan dolayı bu iki yarıda gelişen muhalefetin tarzı da farklı. Balkanlar ve Avrupa, Osmanlı'nın Avrupa yarısındaki muhalefet nihai olarak Bektaşilik şeklinde karşımıza çıkıyor. En sonunda, yani macera tamamlandığında. Bu abdal, Rum abdalları ilk başta Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda en aktif olarak çalışan, en etkili olan dini zümreler zaman içerisinde dışlana artık tamamen muhalefet, marjinal bir hale düştüklerinde en son Bektaşilik çatısı altında organize olarak. Ama Bektaşilik öyle ilginç bir yapı ki bir taraftan bu merkezileşememiş, merkezileşen düzene ayak uyduramamış, hala eski merkez kaç tarzda yaşamak isteyen zümrelerin özlemlerini dile getirse de aynı zamanda Osmanlı sisteminin bir parçasıdır. Yani Bektaşilik bir Osmanlı fenomenidir. Bu böyle bir ilginç durum var karşımızda. Yani sistemin kendi içinde ürettiği kendi iç muhalefeti. O yüzden Osmanlılar Bektaşilerle hiç böyle bir zarar vermemişler veya Bektaşilerle rejim iyi geçinmiştir. Bektaşi dergahlarına dokunmamışlar tabii ki Yeniçeri Ocağı kaldırılana kadar. Bektaşilerle ilgili fetvalar yoktur, onlara zındık, mülhit, şu bu gibi şeyler söylememişler. İyi geçinmişler. Çünkü sistemin içinde. Ve sisteme aslında bir tehdit değil. Bir nevi şöyle belki düşünülebilir, biraz ileri giderek. Sigorta gibi.
Yani böyle gaz alma sibobu gibi sistemin kendi iç mekanizması. Anadolu'da gelişen muhalefet ise o eski denberi süre giden aşiret yapılarının üzerinden geliştiği için çok daha güçlü ve Osmanlı sistemini cepheden tehdit eden bir muhalefet. İşte bu muhalefete karşı Osmanlı rejimi olabilecek en sert tepkiyi geliştiriyor. Ve en sert söylemi geliştiriyor. Yani Osmanlıların Kızılbaşlar hakkında ürettiği diskors, söylem, kullandıkları kavramlar, yüzyıllar boyunca tekrar ettikleri terimler ve içini doldurdukları kavramlar, yani birkaç örneği ancak vardır İslam dünyasında. Ve bu karşılıklı değil. Safevi tarihlerini okuduğunuzda aynı dönem 16. yüzyılda Safevi tarih yazarları Osmanlılarla son derece nötr ve saygılı bir dille bahsederken Osmanlı Kızılbaş dediği her yerde mutlaka evbaş, rafizi bilmem ne gibi sıfatlar eklemiştir. Çünkü bu tehdit, yani Anadolu'dan yükselen Türkmen tehdidi Osmanlı sistemini gerçekten sarsmış ve ciddi korkutmuş. Düşünün ki Şah Kulu 1511'de Bursa'ya kadar geliyor. Veziri Azam'ın komuta ettiği orduyu yeniyor. Yani yeniyor gibi bir şey. Taraflar ikisi de mağlup oluyor. Acayip savaşıyor Sivas yakınlarında. Ama Anadolu Beylerbeyi'nin komuta ettiği bir orduyu daha önce yeniyor mesela. Çok rahat bir şekilde. Bu Şah Kulu'nun süper amşan bir adam olduğunu mu gösterir? Yoksa o dönemdeki muhalefetin gücünü mü gösterir? Demek ki Anadolu'da gerçekten o yeni genişmekte olan sisteme karşı çok derin ve güçlü bir muhalefet damarı var. Ve Osmanlılar da Canavli'de aynı şiddette cevap vermişler. Bunun arka planında o kitapta biraz bunları işledim. Türkmen Konfederasyonu'yla Türkmen tarzı devlet, konfederasyon devlet yapısıyla Osmanlıların öteden beri bir mücadelesi var zaten. Kendileri dönüştükçe, ki bunun temsili Karamanoğulları. Yani baktığınızda özellikle 1. Murat Karamanoğlu, Alaaddin Bey. Bunlar 14. yüzyılın ikinci yarısı. Bu dönemde artık Batı Anadolu'da daha önce çok sayıda var olan bu Türkmen, küçük Türkmen beylikçikleri içinde iki kutup iyice belirmiş durumda. Karamanoğulları kendilerini daha önceki meşru siyasi yapı olan Anadolu Selçuklularının varisleri olarak görüyorlar. Ve eski Türk-Moğol geleneğini devam ettiren bütün unsurlar da Batı Anadolu'da böyle düşünüyor. Osmanlılar yeni bir şey ihdas etmişler. Yeni bir yapı kuruyorlar orada. Tabii bunu geliştirirken arkalarında Bizans bakiyesi güçler var. Yoksa nasıl başarılı olacak? Bu iki siyasa anlayışının mücadelesi nereden baksanız bir 100 yıl falan devam etmiş. Ve en sonunda Osmanlılar galip gelip Karamanlılara temelli Karamanoğlu Beyliği'ni yok etmişler. Karamanoğlu Beyliği'ni yok ettiğinde Batı Anadolu'daki, Orta ve Batı Anadolu'daki o konfederasyonun kimi üyeleri gidiyor Kızılbaş Konfederasyonu'na katılıyor. Turgutoğullar gibi, Varsaklar gibi mesela. Zaten Karamanoğulları Konfederasyonu'nun iki ana unsuru da bunlardır. Yani Karamanoğulları'nın kendilerinin dışında Turgutoğulları, Varsaklar. İlkisi ana bileşenidir o konfederasyonun ve diğer daha küçük aşiretler. Hocam bu Şikari'nin tarihinde siz gayet iyi bir şekilde analiz etmişsiniz. Şikari'nin işte Karaman tarihi. Herhalde o dönem içinde Osmanlı dışında yazılan tek tük tarihi metinlerden bir tanesi. Oradaki bakış açısı ve de tam karşısında aslında o dönem için kullanabilecek Aşıkbaşızade'nin Karamanlılar için bakışı, yani
birbirlerini nasıl gördüklerine dair çok iyi bir fikir veriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ne yazık ki elimizde Şikari'nin tarihi gibi o dünyanın ruhunu yansıtan, anlayışını yansıtan kaynak yok. Ve biz Anadolu'nun tarihini tamamen Aşık Paşazade gibi 15. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiş Osmanlı kaynaklarından, onların prizmasından bakarak anlıyoruz. Halbuki dediğiniz gibi Şikari'yi okuduğunuzda bambaşka bir vizyon, bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir siyaset anlayışı, meşruiyet anlayışı var. Öyle değil mi? Evet. Yani Şikari mesela şeyi konuşturuyor. Kitapta da alıntısını koymuştum onun. Turgutoğlu'nu konuşturuyor savaş meydanında. Osmanlılarla savaşırken 1. Murat dönemiydi sanıyorum. Ey Osmanoğlu diyor, beri çık diyor. Sen değil miydin diyor işte şöyle şöyle şey durumdayken, zayıf durumdayken Karaman Bey'i sana şunları verdi. Yani senin meşruiyetin zaten Karaman, onun kanalıyla da Anadolu Selçuklulardan geliyor. Şimdi oradaki bakış açısı bu. Osmanlı ama Aşık Paşazade tarihini yazarken Osmanlı artık dönüşümünü büyük oranda tamamlamış durumda. Biraz önce ana hatlarını ifade etmeye çalıştım, o emperyal bir düzene dönüş, yeni bir Roma oluş macerasını tamamlamış büyük oranda durumda. Dolayısıyla Aşık Paşazade kendisi bizatihi bir Türkmen background'undan gelmesine rağmen onun yazdıkları bile bu bakış açısını hiçbir şekilde yansıtmıyor. Yani Şikari'de karşımıza çıkan anlayış orada yok artık. Mesela Şikari şunu da yazıyor. Bu egemen sınıfın dinle ilişkisi o Türk-Moğol geleneğinde onu göstermesi bakımından çok önemli. Çünkü bu sınıf kendilerini Müslüman görür. Hatta Sünni görür. Anadolu'da o zaman herkes kendisini Sünni olarak düşünüyor. Ama aynı zamanda işi işlette yapar. Bunu da kimse yadırgamaz. Yani bir şekilde bu kabul edilmiş artık. Ve günümüzdeki gibi bir din algısı yok o dönemde. Yani araya bir örnek olarak bir parantez açıp söyleyeyim. Mesela şimdi sanıyorum 14. yüzyıl ya yani erken 15. yüzyıl olabilir. Bir bu adab kitabı, adını hatırlayamayacağım şimdi. İyi şu işletin nasıl yapılması gerektiğini anlatan kitaplardan birisi bu. Yani mecliste nasıl? Bunların kitabını yazmış adamlar. İçki nasıl içilir? Kadeh nasıl tutulur? Nasıl muhabbet edilir? Rakkaslara nasıl bakılır? Vesaire gibi. Bütün detaylar. Çünkü başında diyor ki aslında diyor dinimize göre içki haramdır diyor. Ama ben biliyorum sen bunu dinlemeyecek, içeceksin diyor. Madem öyle ben de sana bu işin inceliklerini anlatayım. Nasıl yapılması gerekiyor? Giriş böyle. Şimdi bu kabullenilmiş bir fiziki, yani pratik realite var hayatın içerisinde ve herkes bunu kabul ediyor. İşte Şikari'nden bir episod. Bir savaştan dönüyorlar. Karaman Bey'i işi işlet kuruluyor. Bu zaten Allah'ın emri yani demin dediğim gibi. Ondan sonra daha da ilginci, iyi şu işlete geçilmeden önce Kur'an okuyorlar. Sonra başlıyorlar. Şimdi bunlar o kadar o dünyada birbirinin zıttı değil. Veya İbni Batuta adam Sinop'ta bizatihi tanık olduğu olayı anlatıyor. Yani Sinop'a ne zaman gitti? 1332-34 öyle bir şey. 1330'lar yani. Diyor Sinop'ta Alaaddin Camii'nin diyor cuma namazını kıldık. Çıktık avluda oturuyoruz. Gaziler düşün. Gazileri düşünün yani. O zaman bir gazi demek, hele ki 50-60 yaşını bulduysa adam böyle şey gibi, etrafındaki auranın etkisini düşünün. 60 yaşına kadar sen en az 100 tane savaş görmüşsündür ve bunların hiçbirinde ölmeden kalmışsın. Artık kutsalsın yani. Çok bu gazi dediğimiz adamların kendi dönemlerindeki etkileri ve saygınlıkları çok üst düzeyde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu çok istisnaidir bu kadar
sürekli savaşıp da ayakta kalmak. Çoğu genç yaşta ölüyor. Şimdi bu gaziler çıkmışlar. Zaten hükümran sınıf bunlar. Diyor, çıktılar, oturdular diyor. Bir çanak getirdi birisi diyor. Her biri çanaktan daldırıyor, yiyor. Dedim bu nedir? Neler gidiyor? Bu haşiş. Millet cuma namazından çıkıyor, daha caminin avlusunda haşiş çekiyor. Bu bize bugün çok ters geliyor değil mi? Yani bir ortada ideal Müslümanlık var. Bir de böyle Müslümanlık dışı faaliyetler var. Bunları yapan Müslüman olmaz falan. O günün dünyası böyle değil. Bunu anlamamız lazım. Evet. Bir başka örnek. Mesela Mevlana'nın bir tür biyografisini de Mevlana ve Mevlana ile ilişkili çevrelerini yazan Eflaki Menakıbül Arif'te Hacı Bektaş Veli'den bahsediyor. Cümle şu. Hacı Bektaş Veli kalbi marifetle dolu bir adamdı ama şeriatın gereklerini yerine getirmezdi. Şimdi bugün bu cümleyi hiçbir Sünni Müslüman kurmaz. Nasıl olacak? Şeriatın gereklerini yerine getirmeyen bir adam nasıl kalbi marifetle dolu olabilir? Bunu yazan bir Bektaşi değil, Bektaşilerin rakibi olan Mevlevi. Yani rakibi hakkında bunu yazıyor. Bu bize şunu gösterir. Demek ki Orta Çağ'ın Anadolu'sunda son derece renkli, son derece heterojen bir Müslümanlık pratiği var. Bu da normal. Neden? Çünkü elimizde son derece heterojen bir siyasal yapı var. Ya bir sürü siyasi otorite küçük küçük dağılmış durumdalar. Ne zaman ki bu küçük siyasi otoriteler eski ortaokul lise kitaplarındaki tabirle ortadan kalkıp siyasal birlik, Anadolu'nun siyasal birliği sağlandı. O birlik ortodoksiyi de beraberinde getiriyor. Yani bir inanç tarzını üretiyor, çoğaltıyor, dayatıyor ve topluma yerleştiriyor, empoze ediyor. O merkezi araçlarıyla. Eflaki'nin kurduğu cümleyi 16. yüzyılda Ebu Suud döneminde bir Osmanlı alimi kuramaz. O aynı şeyi söyleyemez yani. Veya işte camiden çıkıp Sultanahmet'ten çıkıp haşiş çekilemez artık. Veyahut da savaştan geldikten sonra İstanbul'da Ayasofya'nın önünde işlet meclisi düzenlenemez. Padişahlar Osmanlı'nın çoğu yine içer ama o kapalı ortamlarda artık. Kendi darda dairelerinde. Bu dönüşümler yaşanıyor. İşte bu dönüşümler o muhalif eski yaşam tarzını devam ettiren Türkmenlerin kabul edeceği şeyler değil. Kısaca bunu anlatmaya çalışıyorum. En son Karamanoğulları Konfederasyonu'nda çökünce zaten ondan kısa bir süre sonra Akkoyunlar Konfederasyonu'nda çöküyor. Boşluk, arada kalan boşlukta bir ana damar oluşturmuş olan Safevi ailesi etrafındaki Türkmen Kızılbaş Konfederasyonu ortaya çıkıyor ve etrafında o muhalif Türkmeni toparlıyor. Evet. Hocam isterseniz burada bir virgül koyalım ve bu bölümü olan işte bu Safevi Osmanlı çatışması meselesine bir sonraki yayınımızda devam edecek şekilde şey yapalım. Ozan, senin sormak istediğin bir şey var mı? Bundan sonrası için işte Safevilerle ilgili olacak. O ikinci programa, evet, saklıyorum ben de. Evet, onu da ikinci programa saklayayım. Yaklaşık iki saattir kayıttayız. Güzel bir söyleşi oldu. Epey bir bu meselenin tarihsel antropolojik altyapısını konuşmuş olduk. Hocam, sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş kapatacağım programı. Evet, dediğiniz gibi burada bunu noktalayalım. Safevi, evet, tarafında ikinci bir bölüm olarak konuşuruz. Evet, evet. Çünkü bu mesele gerçekten uzun uzun konuşulması gereken bir mesele. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bir virgül koyuyoruz. Bir iki hafta sonra tekrar bu yayının devamını yapacağız. Önümüzdeki hafta 176. yayında Chicago Üniversitesi'nden herkesin bildiği diyelim Cornell Fletcher, değil mi Ozan? Evet, inşallah. Evet.
Kornel Hoca'yı ağırlayacağız. Türk televizyonlarında ilk kez belki de. Türk internetlerinde ve televizyonlarında diyelim, ilk kez yayına katılacak. O yayında tekrar görüşmek üzere. 175. yayınımız burada sona eriyor. Bugünkü konuğumuz Doktor Rıza Yıldırım'la Aleviliğin Doğuşu kitabı üzerine birinci yayınımızı yaptık. Bu yayında bize destek olan Kronik Kitaba tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz herkese.